Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, hepiniz Terasım'a, Belçika'ya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dünkü değil, ondan önceki videomda evet. Herkes durumumu merak etmiş, baktım her yere mesajlar dolmuş, beni çok mutlu ettiniz. Ve bir kez daha kanalımı açtığım için binlerce kere Allah şükürler ettim. İyi ki sizlerleyim, iyi ki sizleri tanımışım, iyi ki kanalda sizlerle birlikte günlerimizi paylaşıyoruz, bu hobimizi paylaşıyoruz. Gerek bilgilerimizi, gerek tecrübelerimizi, gerekse bitkilerimizi ve çiçeklerimizi. Ve arkadaşlar hepinize sağlığımla ilgili iyi, iyi dilekleriniz için sonsuz sevgi ve saygılarımı buradan gönderiyorum. Ve hepinizi arkadaşlar selamlıyorum. Sizler de kabul edin lütfen. Şimdi. Ütopya Çiçek Evi Nurcan Hanım'dan almış olduğum bitkilerim arkadaşlar. Dün salona bir bez yaydım ortasına. Yavaş yavaş diktim çünkü çok migrenim vardı son iki gündür. Aslında çekilmiş bir videom daha var. Onu da editleyemedim vakit bulamadım ama. Şimdi arkadaşlar ben dikerken nelere dikkat ediyorum özellikle söyleyeyim. Bir tanesi saksılarken saksı ile çiçeğin uyumuna. Bir tanesi de ile çiçeğin birbirini patlatmasına dikkat ediyorum arkadaşlar. Yani iki noktada sizin tercihinizdir. İster çiçeğin rengini patlatmak için çok aykırı bir renk seçersiniz ya da çiçeğin nasıl diyeyim daha çok sadeliğini gösterebilmek için de beyaz bir saksı tercih edersiniz. Beyaz nötrdür ve yanına geldiği rengi etkilemez. Ama bakırdı işte ne bileyim siyahtı, yeşildi, mordu, pembeydi. Bunlar bitkinin rengini hani ilk etapta baktığınızda biraz e, size göl, göz yanılgısı yapabilir. Yani mesela diyelim mor bir saksıya diktiniz. O anda elinizde işte bir sera saksısı vardı mor renkti. Mecbur ona dikmeniz gerekiyor. Tabii ki dikeceksiniz ben de dikiyorum. O anda arkadaşlar e, baktığınızda şöyle bir e, re, nasıl diyeyim mor bir saksıya diktiğiniz Agavoidus'ta, Grapto'da, Grapto'da ya da özel bir türde sizin ilk gözünüzü o mor rengi alacaktır. Çünkü mor baskın bir renktir. Ben ne yaptım? Ben bakıra uyumlanan e, bakıra e, daha böyle naif olanları da naif saksıları almaya dikkat ettim. Mesela geçenlerde antikacıdan almış olduğum bu bakır saksıma bakın bu tontişleri bu cicişleri diktim. Gayet de şık olduklarını düşünüyorum. Ve tabii ki bunlar arkadaşlar yavaş yavaş büyüyecekler ama benim buradaki bu saksıya dikiş sebebim şu birkaç ayı atlatıp şöyle bahçeye yayılabilme ferahlığı. Çünkü benim şu anda kısıtlı bir alanım var ve bu küçük bitkileri de hani küçük demeyeyim hani boyu bu şekilde olanları, ölçüsü bu şekilde olanları da bu saksılara diktim ki hem yerimi, yerimden faydalanayım hem de bu saksılarda şık duracaklarını düşündüm. Arkadaşlar şu güzelliğe bakar mısınız? Şu turunculu olanlara ben daha fazla bir ilgi duyuyorum. Şu an için bu şekilde diktim ama dediğim gibi daha sonrasında bunlar hep şekillenecek yer değiştirecektir. Çünkü büyüyecekler yani mesela rainbow şimdilik orada ama o daha sonrasında daha farklı bir saksıya gelecektir ve benim bakırlarım var arkadaşlar. Ben baya yani uzun bir süredir burada Belçika'daki ikinci elcileri ve antikacıları takip ediyorum. Şimdi burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bir ikinci el mağazaları var, bir de antikacılar var. Yani her ikinci el antika değildir. O nedenle ben daha çok antikaları tercih ediyorum. Çünkü ikinci el dediğimiz şeyler zaten benim evimde olan tür şeyler. Hani onları da alıp evde ne bileyim gerek duymuyorum. Çünkü benim için arkadaşlar bu tarz şeyler daha kıymetli oluyor. Bakın, ranyoni Ranuni Veriegata'yı da bu cezveye diktim. Bu da çok güzel oldu. iki dalı kırılmıştı. Onları da yanına diktim. Bu da böyle çok şık diye düşünüyorum. E, tabii ki arkadaki raflarımı arkadaşlar yazın özel türlerimi konumlandıracağım. Bunun gibi olanları. Orası daha aksesuar görüntüsünde olacak arkadaşlar. Yani nasıl diyeyim? Ben biliyorsunuz prestij saksıları yapmaya başlamıştım. Geçen sene kanalımda da Tervuren'deki evin bahçesinde de başlamıştım dikmeye Nilüfer Durak prestij saksıları diye. Yani ben hem pre prestij saksılarımdan kastım arkadaşlar bu büyük ebatlara getirebilmekti. Ve bunları da arkadaşlar Nilüfer Durak'ın koleksiyon saksıları olarak inşallah Allah nasip kısmet ederse benim de nasibimde varsa arkadaşlar metal raflarımı boşaltıp bu güzellikleri dikeceğim. Onlar orada nülüfer gelene kadar konumlanacaklar. Bu arada elime de bir şey yapıştı. Nedir anlayamadım ama neyse. Şimdi arkadaşlar başka neler diktim. Hatırlarsanız videoda ne diyordum? Kumru gibi kumru gibi dediğim arkadaşlar bakın dikeli daha bir gün oldu ve e, bu da bir ikiye saksısıydı. Bunda da hovertiyalar vardı. Bakın bu kumru gibi olan ne oldu? Açılmaya başladı. Hiçbir şekilde su vermedim. Toprağımın da böyle olduğuna bakmayın. İçinde Akdeniz bitki örtüsü toprağı, lav taşı ve at, inek, tavuk gübresi granülü var. Ben şimdi karıştırdığım için onları maşamla arkadaşlar onlar böyle diplere doğru gidi gidi verdi. Biraz da e, lav taşım da azalmıştı ama yine yettirdim ben onu. E, ve bakın bunu hiç sulamadım açık hava demeyeyim de hani e, oksijeni bol olan bir Belçika havasını gördükten sonra ve bu toprağa diktikten sonra arkadaşlar bu artık kendini göstermeye başladı. Yani bu tabii ki o gül formunda kalmayacaktı. Gül formunda kalma sebebi arkadaşlar e, çıplak kök olarak öylece durma hali. Çıplak kök, kök pardon, çıplak kök olduğunda sukulentler kendini kapatırlar. Çünkü susuzdur, yoldan gelmiştir, ambalajlıdır. Ama siz onu kendi ortamına dikerseniz kendini yavaş yavaş gösterecektir. Zaten biliyorsunuz çelik halindeydi bu. Ben sulamadım bakın. Dün çok yağmurluydu. Burası nemliydi. Çok nemliydi. Hatta Fransız Valon bölgede de sel uyarıları yapıldı. Yani şunu aslında gösteriyor bu sukulent bize. Sukulentler arkadaşlar yapraklarından da nemi alıyorlar. O nedenle kışın sulamaya çok gerek duymama sebeplerinden bir tanesi de o, bir tanesi de şimdi aslında gösterebilsem keşke size olsa, biliyorsunuz sukulentler e, niçin çok sulanmayı sevmiyorlar? Hem gövdelerinin o biyolojik yapıları, hani böyle e, nasıl diyeyim, e, odunsu e, gövdeye sahip olmamaları ve yapraklarındaki o depolamış oldukları suyu devamlı kullanabiliyor. Yani şöyle düşünün kökten değil yapraklarındaki sudan besleniyor ve alt yapraklardaki kurumanın sebeplerinden bir tanesi de artık o alt yapraktaki su hep gövdeyi beslemiştir ve artık bir üst yapraktaki sıradaki sular sukulenti besleyecektir. Yani bu döngü bu şekildedir. Yeni yaprak çıktıkça arkadaşlar alt yaprağı kurur gider. Çünkü alt yaprak üst yaprağı e, suyuyla birlikte besini taşır. Yani öyle düşünün. O nedenle sıvı gübre şerbeti vermemdeki en önemli faktörlerden bir tanesi arkadaşlar bunu düşünerek hareket etmem. Biraz sukulentlerde arkadaşlar bilimsel düşünmekte fayda var. Neden derseniz çünkü o bilimsel e, düşüncelerle ilerlerseniz inanın hobinizde çok daha başarılı olursunuz. Yani bilimselden kastım ne? E, yani benim yöntemlerim. Ben mesela ormandan gidip toprak alıyorum arkadaşlar. Bu bilimsel bir şeydir. Niçin? Çünkü toprak dediğimiz şey doğanın kendidir. Yani insan oğlu kendi eliyle toprak yapamaz. Zaten Nasıl diyeyim çok paralar vermiş e, halde almış olduğunuz. o topraklar bir karışımdır arkadaşlar toprak değildir toprak dediğimiz şey doğada bulunur e, ben gidiyorum mesela ormandan alıyorum cemo gidiyor ağaçların dibinden alıyor ki ben de ormandan aldığım arkadaşlar bir ağacın e, şeyinden köklerinin yanından almıştım ve bir hafta bekletmiştim açık havada ve içine de böyle bazı ilaçlar katmıştım ki içindeki bakteriler parazitler ölsün diye. Yani doğadadır kaynak ve ben de gördüğünüz üzere toprak karışımımı hep anlatıyorum size. Almış olduğum topraklarda bahçe toprağı da var. Yani ben bahçe toprağı da kullanıyorum, orman toprağı da kullanıyorum arkadaşlar. Ama burada ormana gidip almadım bahçe toprağımı da arkadaşlar. Marketten alıyorum ya da kompost alıyorum. Bizim belediyenin geri dönüşüm alanına gitmiştim. Göstermiştim size. Onları da ara ara hep kullanıyorum. Şimdi bakın bu tontiş kumrucuk bakın kendini gösterdi. Böyle de güzel bir şey yani. Pudralı türleri de hepiniz çok seviyorsunuz biliyorum. Bir de arkadaşlar benim böyle kanalımı ilk zamandan beri takip eden arkadaşlar bilirler. Çekiliş yaparken kullandığım bir yine e, bunu da İkinci el mağazasından almıştım arkadaşlar. Antikacıdan almamıştım. Arkadaşlar bu da böyle uzak doğuya uygun bir pişirme kabı. Buna da baram, baron boldumu ve bu güzellerimi diktim arkadaşlar. Şimdilik böyle ama. Bunlar büyüdüğünde daha farklı saksılara dikerim. Hiç problem değil. Şöyle birazcık daha göstereyim size. Yani özetle şöyle söylüyoruz arkadaşlar bakın. Sukulentlerde en önemli şey birden fazla. Ha bir de böyle şey Krasula Campfire yani kamp ateşi arkadaşlar. Bunu da mesela renk uyumu olarak bakın kırmızı ve kahverengi çok güzel duracak. Kamp ateşler arkadaşlar aslında rengini kaybettiğinde evet biliyorum çoğunuz sevmiyorsunuz ama çok da çabuk küfleniyor. Yani küf kapıyor yaprakları böyle küf hastalığı oluşuyor. Bakın almış oldum bu hani dedim ya göbeği farklı olan agavoidus onu da buna diktim yeşil ve kahvenin uyumu bunu da bakın her yeri yavru dolu her yeri yani şimdi bu sevilmez mi arkadaşlar ben hepsini çok seviyorum ama agavoiduslara olan ilgimi sevgili ha buradan da anmadan edemeyeceğim ya canım kardeşim benim bir tane yaprak düşmüştü onu almaya çalışıyorum bu arada onu da dibine şöyle saplayalım belki bebiş verir ne kadar şık ne kadar güzel oldu böyle bir uyum da yapabilirsiniz bu arada neden bahsediyorum sevgili canım kardeşim Arkadaşlar geçenlerde bir video izledim. Muhtemelen siz de izliyorsunuz, takip ediyorsunuzdur. Mesut'un Çiçekleri diye bir kanal var arkadaşlar. O da benim gibi çok Agavoydus seviyor. Geçenlerde bir videosunu izlerken bana hediye etmiş olduğu bir Morganium ya da Selim Brutto, her ikisine de benziyor çünkü ekrandan. Yani bana hediye çekmiş ben inanın o kadar mahcup oldum ki kendisine karşı anlatamam yani Dedim ki bu kanalımı açtığımda bir kişiye bile ulaşabilsem ne mutlu bana derken Etrafımda böyle birden fazla sevenlerim olmuş Çok mutlu oldum yani ne diyeceğimi şaşırdım o kadar yani sizin uzun yılların emeğini bana vermek istemiş. Bir de böyle Nilüfer ablan ismini söylerken de heyecan yaptım demiş. Beni de çok başarılı bulduğunu söylemiş. Canım kardeşim benim. Ben de seni çok başarılı buluyorum. Hatta kanalını ilk açtığın zaman ben seni izlemiştim. Hatta yorumda yazmıştım. Satılık mı bunlar mı diye satılık değil demiştin. E, ve e, balkonundaki düzenine süper hayranım. Onu da söyleyeyim. Keşke hani e, nasıl diyeyim bu kadar e, düzenli bir balkon. Bu kadar renk uyumu saksılar, yani o agavoydusların güzelliği yani bir de ben Güldür Güldür'e gittiğim zaman arkadaşlar bu sene yani Kasım ayının ortasında ben Güldür Güldür'e gittim biliyorsunuz orada bana bir mesaj geldi meğersem o Mesutmuş. ben çünkü instagram adresini bilmiyordum Mesutçum senin sana da cevap yazmıştım. Ben bir durak ötedeyim keşke bana da gelebilseniz keşke bilseydim çok uğramak isterdim. Çünkü bilmiyordum senin o hesap olduğunu. Çünkü ben zaten arabayla gelmiştim. Yani bir saatim yoktu. Böyle bir görü yani gidip o güzellikleri görmek isterdim Ayşe ile birlikte. Ve arkadaşlar yani buradan mesutçuğuma da sevgi ve selamlarımı göndereyim canım kardeşim benim. Çünkü arkadaşlar bu sukulent hobisinde hani erkeklerin ilgisini daha az görebiliyoruz. Çünkü erkekler daha çok kaktüs, bayanlar daha çok sukulent seviyorlar. Ama ben gerçekten erkeklerin de bu sukülente gönül verdiğini görünce gurur duyuyorum yani. Çünkü yapın yani sizler yaptıkça ben daha çok mutlu oluyorum. Keşke diyorum yani gidip böyle kanalımda hani yapanları yayınlayabilsem çünkü herkesin kanalı olmuyor. Herkes video çekmek istemiyor. Yani bu da, bunlar da çok normal şeyler yani. Ve arkadaşlar bakın anlattım mı ya videonun başında unuttum ki inanın migrenden unutuyorum bakın eğer anlattımsa kusuruma bakmayın bir kez daha anlatmış olayım ee, videonun bu kısmını izleyenler için arkadaşlar bu krasulaları ben çok buruşuklardı. Suyun içine koydum. İki gündür burada canlanmalarını bekliyordum. Arkadaşlar artık yapraklar sertleşmeye başladı. Su yavaş yavaş artık gövdeye yürüdü. Ve ben bunları arkadaşlar e, su terapisi değil de hani suyun içine konan bir fide gibi düşünün. E, bir iki gün daha tutup dikeceğim. Kuru toprağa dikeceğim. Yani sizler de kaktüs ve sükunetleriniz çok buruşuksa arkadaşlar bakın çok buruşuksa bu şekilde benim gibi çok azıcıkın bir su koyup bir kaba su azaldıkça bakın arkadaşlar su azaldıkça su ilave edip baktınız gördünüz o su azalmış hafif ilave edin ya da bitmiş arkadaşlar bakın bu suyu kamufle edebilen, tolere edebilebilen bir skulenturu kura sulalar ama ekeveryalardır işte ne bileyim pudralı türlerdir bunlar o kadar tolere edemezler o nedenle e mesela e, çay bardağının altına su koyun arkadaşlar ama şey yapın köklüyse kökler değsin köksüzse e, su terapisi yapacaksınız yani e, gövde suya değmeyecek e, köklü ise yani köklü ve buruşuk ise e, azıcık su koyun sukulent o suyu bitirdi mi tekrar azıcık daha ilave edin bitirdikçe ilave edin baktınız su bitmiyor. Tamam o suya doymuştur onu kuru bir toprağa dikebilirsiniz. Size böyle de bir tüyo vermiş olayım. Çünkü ben arkadaşlar bunları inanın deneye yanıla yaptım. Hep diyorum ya ben arkadaşlar kanal izlemeden bu hobimin kanalını açtım. Ben ne yapıyordum? Cemo'ya soruyordum. Gezgin'e soruyordum. Bu arada Alcan Sukulent Necla abladan da aldığım bir tür var. Ben kanalımda hep diyorum ki Alcan Sukulent'ten de sukulentler alıyorum diyorum. Hatta bu yaz aldıklarımı hep getirdim, hep videolarını çektim. Ve videolarımda her bahçe turunda bunu Neşe abladan, Neşeli sukulardan, bunu Alcen sukulentten, bunu Cemo'dan, işte ne bileyim bunu şundan, bunu bundan hep anlatıyorum. Bunu Nurcan Hanım'dan hep söylüyorum ama demek ki tam anlaşılmadı herhalde. Alcan Skulent geçenlerde arkadaşlar canlı yayın açmış seradan ben doktordaydım o sırada çok üzüldüm o yayını kaçırdığım için ve benim orada almış olduğum bir İtalyan türünü görmüşsünüz ve bana özelden bilgi can yazmış görüyoruz görüyoruz canlı yayınlar dışında da aldığın Skulentler varmış diye ben onları arkadaşlar önceden almış oluyorum. O canlı yayınlar öncesinde ben onları hep Alcan Skulent'ten almıştım. Ben arkadaşlar bakın şöyle yapıyorum yani onu da söyleyeyim. Ben Alcan Sukulent'e diyorum ki ben şu 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 türlerden istiyorum diyorum mesela. O da var ablası Sera senin diyor. İnanın resim bile istemiyorum. Çünkü ben onlara o kadar güveniyorum ki Büşra'cığıma ve e, Alcan Sukulent e, öyle söyleyeyim. Kendisi ismini paylaştığında pay yani söylerim ancak. Ve e, inanın arkadaşlar benim onlarla olan tanışıklığım çok yeni değil. Mesela ile çok eski, Gezgin'le çok eski, Neşe ablayı eskiden beri takip ederim. Ve e, bakın ben Neşe abladan, Alcan Cemo'dan e, alma sebeplerim hep iklimlendirilmiş ithal türleri ve klasik türleri de yetiştirdikleri içindir. Çünkü ben hep size ne diyorum? Ben iklimlendirmeye çok önem veriyorum. Evet son e, iki haftadır ithal türler aldım. Çünkü onları ben buraya adapte edip burada yetiştirmek istiyorum ve onların da yani bana o bitkileri satan, satan sevgili kıymetli sevgili dostlarımın da ekranımda onların da böyle bitkilerinin görünmesini istiyorum arkadaşlar yoksa benim hani çok nasıl diyeyim her hafta ya da her gün katılıp canlı yayınlardan almıyorum farkındaysanız çünkü yani neden zaten arkadaşlarım geliyordu. Emin anne de Almanya'daydı. Böyle de bir denk düştü. Allah yani kul kurar kader gülermiş. Allah böyle denk getirdi. Hep böyle canlı yayınlarda katılıp görüp de almak istediğim özel türler vardı. Çünkü buraya uyumlanacak türler var, uyumlanamayacak türler var. Ben ne yaptım? buraya uyumlanabilir olanları canlı yayınlarda aldım. Çünkü onların bende benzer türleri zaten var ve aşama aşama bakın arkadaşlar ben ne yaptım bu sene burayı daha bu şekle getirdim. İkinci aşama ne yaptım özel türleri getiriyorum. Yani önemli olan burada Belçika'da klasik türleri yaşatabilmek, zıraydonları atlatabilmek. Benim mesela geçen sene Çinli türlerden almış olduğum trompet pinki Krista vardı arkadaşlar. Bakın burada benim onu da göstereyim size. Ay, burada şimdi baldi saksım var. Onu da kırmadan görüyorsunuz. Bilgecan dediyse keklik gibi sekiyoruz burada. Aslında arkadaşlar yerim çok dar değil de ben her yere saksı doldurduğum için böyle. Şimdi bakın ben bunu iklimlendirdim artık bu trompet pink kristat arkadaşlar. Şimdi bir saniye onu da hemen alalım şuradan. Hatta hatırlarsınız bunu. Bunlar benim kapaklı saksılarımın üstünde duruyordu ve Bayağı da bir yağmur suyunu aldı bu. Ee, bakayım altı delik miydi bunun? Bakın bunun altı delik değil mesela. Yani e, ben delik olmayan saksılarda da yetiştirebiliyorum. Bunun için belli bir aşamaya gelmek gerekiyor. Tabii ki delik saksı olsun altı delik olsun ama. Bakın arkadaşlar bunu belki hatırlarsınız. Geçen sene getirmiştim. Bakın bu trompet pinki kristata. Bu artık yaprakları da biraz değişir gibi oldu ama problem değil. Ben bunları hep Türkiye'den getirdim. Bunlar özel türler. Bakın bunların iklimlendirilmesi tamamlandı. Bu tespihimi de yine şuradaki tespihten koparıp dikmiştim. Bakın yani bir yıl bile değil yani altı ayda bu kadar oldu çoğaldı. Bakın bu iklimlendi. Yani dedim ki bu iklimlendiyse diğerlerini de iklimlendirebilir. Şimdi arkadaşlar yeri gelmişken bir şey daha söylemek istiyorum size. Geçenlerde Nurcan Hanım'ın Ütopya Çiçek Evi Nurcan Hanım'ın canlı yayınında bir tür daha vardı. Kimse o türe e, bakmadı ama bakın ben şimdi size o türü göstereceğim. Büyümüş hali nasıl. Görün diye. Bu bana Almanya'dan geldi. Ve e, şimdi bunu görünce herkes Nurcan Hanım'a soracaktır bunu. Arkadaşlar bakın bu Elegans Elegans Rose. Ya da Elegans Pink de diyebiliriz. Çünkü ben Elegans Rose olarak bunun internette ismini buldum. Bakın nasıl yavruladı. Bunlar bakın arkadaşlar şu yavrular Bende yavruladı. Bana geldiğinde nasıldı söyleyeyim. Şu üç ana kafa ve bu vardı. Bakın bu da dalından yavruladı. Bunlar hep bende oluştu. Yani bunun da iklim, iklimlenmesi tamamlandı. Almanya'dan geldi ama arkadaşlar ithal olarak gelmişti. İthalleri zaten anlıyoruz yapısından. Yani bahçe ortamındaki büyüyen sükulentle böyle ithal olanın bambaşka bir görüntüsü oluyor. Bakın arkadaşlar. Nurcan Hanım'dan almadığınız sukulent aslında böyle güzel bir tür. Bence e, o türü de alın kaçırmayın derim. Bakın bu kuru yapraklar hep neden? Artık bunlar e, suyu e, şeye götürdü. E, buraya götürdü. Burada yeni yaprakları oluşmasını sağladı ve ömrü tamamladı, bitti ve bayrağı şu sıradaki yapraklara bıraktı. Onun gibi düşünün yani az önceki anlattığımı ve e, Nurcan Hanım'daki satışa çıkan bu türde arkadaşlar. Ben hatta yazdım kimse almak istemedi ama bence alın kaçırmayın. Çok güzel bir tür bakın dalından da yavruluyor yani. Ve değerli arkadaşlar sevgili dostlar. Buradan hepinize sevgi saygılarımı ileteyim tekrar. Bir videoda birçok kişiden bahsettim ama olsun ne yapayım. Bugün de böyle olsun migrenim var. Ve her zaman ne diyorum iyilik yapanlarınız bol olsun. Kendiniz için bu hayatta mutlaka bir şey yapın. Sizler iyilik yaparken eş dost akrabalarınız hep bu iyiliklerden nasiplensinler. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Ve değerli arkadaşlar ne diyorum? Şu güzellikleri görüp de iklimlendirmemek bana ne oldu olmaz yakışmazdı. Ve artık bu güzelleri de bahçemde izlersiniz diye ümit ederek bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Aa, bu arada Alcan Sukunet'ten bana video geldi. Bir bakayım oradan yine alacaklarım var. Ama dediğim gibi onlar iklimlendirilmiş türler. Ve hepinize hoşçakalın diyorum.